Münevver Ülker, Mardin Kızıltepe ilçesi doğumluyum. 1975 doğumluyum. Özellikle son süreçlerde Artuklu'da, Mardin'de siyasi alanlarda yer aldım. Kadın çalışmalarında, siyasi konumlamalarda, il yönetimlerinde yer aldım. Özellikle Artuklu ilçemizin çok renkliliğiyle, çok dilli bir yaşam sürecini çok iyi biliyoruz. Kardeşçe yaşanan bir ilçemiz. Kadın olarak bir sosyal yaşam alanlarında kadının kültürel yaşam fonksiyonlarının en yüksek konumlamada yer alması için elimizden gelen çalışmaları yapacağız. Öncelikle bilindiği gibi partimizin kadın öncülüğünü göz önünde bulundurmak lazım. Tabii ki DEM Parti tabii ki öncelikle kadın kimliğinin ön planda tutulması, kadın eşitlik ve özgürlükçü, demokratik özgürlükçü, ekolojik felsefesiyle beraber Artuklu ilçemizde çalışmalarımıza başlayacağız. Kadın eliyle kadın kurumlarımızın yeniden yaşanır hale getirilmesi, özellikle kadın yaşam evleri, bunun yanında kadın kooperatiflerimiz, keza genç kadın arkadaşlarımıza yönelik projelerimiz ve böylece tüm kültürlerin bir arada hep beraber yaşatabileceğimiz alanları var edebilmek, yeni bir renklilik getirmek, özellikle kadınların gücüyle, kadınların elinin dokunuşlarıyla çok farklı bir yapılanmayla Artuklu ilçesine bu şekilde bakabiliriz. Elbette ki buradaki kültürlerin, dillerin kardeşçe bir arada yaşadığı bir ilçemizdeyiz. Ama bunların kültür alanlarının daha çok pekişebileceği merkezlerin oluşturulması çok önemli. Daha çok halklarla beraber, daha çok halklarımızı dinleyerek, mesela Süryani halklarıyla beraber, Arap halklarıyla beraber ve Kürt halklarıyla beraber oturup istişarelerle bir karar doğrultusunda hareket etmek çok daha doğru denklemde olacak. Ben Mehmet Ali Amak, Mardin Merkez Artuklu ilçesi Diyarbakır Kapı Mahallesi'nde 1976 yılında doğdum. İlk orta ve lise öğretim yıllarında Mardin Merkez'de en son Endüstri Meslek Lisesi elektrik bölümü mezun oldum. Mezun olduktan sonra da o dönemden sonra esnaflık yapmaya başladım. İnşaat sektöründe yaklaşık 25 yıldır esnafım. Bu esnaflık dönemiyle beraber de benim siyasi hayatıma geçişim 1997-2002 yılları arasında HDP'nin merkez ilçe yöneticiliğini yaptım. 2003 yılından 2006 yıllarına kadar da o dönemde il yöneticiliği yaptım. O dönemden sonra da tekrardan esnaflığımı devam ettirdim. Ticaretle uğraştım. Devamında 2014 yılında Artuklu Belediye Meclis Üyeliğine seçildim. O dönemden bugüne dektir belediye meclis üyeliğimi devam ettirmekteyim. Bu dönem zarfında da partinin farklı kademelerinde, farklı kentlerinde partinin yerel yönetimler bir de örgütleme çalışmalarını yürüttüm. Şu anda da Artuklu Belediye Eş Başkanlığı'na adaylığıma başvurdum ve halkın takdiriyle aday seçildim. Partimin onayıyla aday seçildim ve şu anda adayım. Artuklu'da açıkçası hem esnaf olmamızla beraber esnaflıklarda siyasi parti çalışmaları doğrultusunda Artuklu'nun 64 köyüyle beraber şehir merkezinde de 24 mahallesiyle beraber toplam 90'a yakın köy ve mahalleden oluşan bir ilçemizdir. Bu ilçenin içerisinde 30'a yakın Süryani köyümüz, Süryani köylerin ama maalesef ki
Süryani köyü 9 yıllardan sonra bizim Süryani halklarımızın Mardin'den göç ettirilme, yani sistemin baskıları sonucunda kenti göç etmiş. Şu anda yaklaşık olarak 500 aileden oluşan bir Süryani halklarımız yaşamaktadır. Bu yaşamayla beraber evet Mardin'de Kürtler, Araplar ve Süryaniler ortak alanda yaşamaktadırlar. Bu yaşamların içerisinden bir esnafa gittiğiniz zaman bir tanesi Süryani, yan tarafına gittiğiniz zaman Kürt, diğer tarafa da gittiğiniz zaman da Arap olarak beraber yaşıyoruz. Aynı dili, aynı kültürü ortak yaşıyoruz. Elbette ki her ne kadar kültürlerimiz birbirinden farklı olsa bile bizim kültürlerimiz şu anda bütünleşmiş bulunmaktadır. Bu bütünleşmeyle beraber iç içe yaşamaktayız. Ama iç içeyle yaşamakla beraber şu anda maalesef esnaflarımızın da, yani ekonomik sıkıntılarından kaynaklı, siyasi baskılardan kaynaklı Süryani olan esnaflarımız Mardin'den göç etmiştir. Şu anda sayılı olarak birkaç tane esnafın dışında, Süryani esnafın dışında şehir merkezinde esnafımız kalmamış. Tabii bunlar da metropollere, Avrupa'ya göç etmek zorunda kalmışlar. Elbette ki bizler yerel seçimlerde 31 Mart'tan sonra halkın iradesiyle bizler bu belediyeye geçtiğimiz zaman halklarımızla beraber biz onların tekrardan kendi öz topraklarına geri dönüşlerini sağlayabilmeleri için belediyenin elindeki tüm olanaklarını biz seferber edeceğiz ve insanların şu anki mevcut babalarının, dedelerinin de, yani bir sülalenin, bir ailenin iş yeri olan dükkanların tekrardan gelip açmaları ve tekrar kendi kentlerinde, kendi memleketlerinde yaşamalarına dönük projelerimiz var. Bu projeler doğrultusunda da umut ediyoruz ki biz bu insanlarımızı tekrardan kendi topraklarına geri dönüşlerini sağlayacağız. Evet, şimdi demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü paradigma çerçevesinde demokratik yerel yönetimler bir paradigmamız var. Bu paradigma doğrultusunda bizler halkların bir bütünüyle ortak alanda yaşama biçimini biz esas alıyoruz. Bu esas almayla beraber bizler halkımızla beraber, halkımızın, sivil toplum örgütlerinin, şahsiyetlerin ortaklaştığı bir kurum oluşturacağız. Bunu da bununla beraber kent konseyi, bunun ismini kent konseyi de diyebiliriz veya STK'ların birleştiği bir kurum da olabilir. Bununla beraber biz bu kişiliklerin, bu kimliklerin ortak noktada buluşup projelendirilip bu projeler çerçevesinde biz halkımızla beraber kentimi yönetmeye talibiz. Şimdi ben en azından hani bunun 90'lı yıllarından 2000-2005 yıllarına kadar da süreci ben kısaca anlatayım da. Şu anki alt tarafı alt çarşı bulunuyor. Üst tarafımız da üst birinci cadde olarak karşımızda. Bizler 90'lı yıllardan ta 2010'lara kadar da bu sokaklardan, bu caddeden, bu yollardan geçtiğimiz zaman dirsek temasında bulunmadığımız insan sayısı yoktu. Yani o kadar kalabalıktı ki bir bütün olarak insanlar buraya, şehir merkezine akın ediyordu ve alışverişini bizim küçük esnaflarımızdan yapıyordular. Ama maalesef ki yani sistemin gelmesiyle beraber, yani açıkçası AKP'nin kente iktidarı yönetimi ele almasıyla beraber şehir merkezini boşaltmış durumdadır. Yani sözde modern kentler adı altında çarpık kentleşmenin önünü açtı ve şehir merkezini, Artuklu'yu, içini boşalttı. Yani bizi kültürümüzden, bizi varlığımızdan, bizi ekonomimizden yani mahrum bıraktı. Şu anda esnafların içerisinde dolaştığımız zaman 50 esnaftan 5 tanesi açık ve diğerlerinin hepsi kapatılmış durumda ve şu anda herhangi bir şey. Az önce Bakırcılar Çarşısı'na inmiştik. Bakırcılı sanatkarlarımız yok. Leblebicilerimiz vardı, onlar yok. Giyim atölyelerimiz vardı, onlar yok. Terzilerimiz vardı, onlar yok. Sabun atölyelerimiz vardı, onlar yok. Sadece bunların tek bir düşüncesi var. Yani kültürel turizminden çok sadece günübirlik gelip
gece eğlence merkezlerine dönüştürülmüş vaziyettedir ve bu eğlence merkezleri de bir bütün olarak ruhsatsız çalıştırılmaktadır ve siz belediye şu anda bunların bir bütününe göz yummaktadır. Tabii bununla beraber de eğlence merkezlerinin açılmasıyla beraber bunun uyuşturucu ve fuhuşa dönük de zemin hazırlamış bulunmaktadırlar ve şu anda bizim gençlerimiz fuhuşa ve uyuşturucuya hazırlanıp böyle bulaştırılmışlar şu anda. Bizler geldiğimiz zaman kesinlikle ve kesinlikle hem ulaşım sorununu, hem sanatkarların sorunlarını, hem esnaflarımızın sorunlarını birebir yerinde tartışarak, konuşarak nasıl sonuca ulaştıracağımızı zaten tahminlerimiz var, bilgilerimiz var ama yetersizdir. Bunu halkımızla beraber, esnafımızla beraber tartışıp sonuca ulaştıracağız. Şimdi açıkçası ben şöylesini söyleyeyim. 2003-2004 yılından bugünedir yerel yönetimler anlayışı yok burada. Sadece belediyeyi rant yeri olarak görmektedirler. Yani gelen zaten her zaman için iktidar partisi Artuklu'ya yönetimi devralmıştır. Bu iktidar partisi Artuklu'yu rant olarak bakıyor. Rant olarak baktığından kaynaklı da tabii başa gelen de personeline kadar, ta çaycısına kadar bir bütün ranta bulaşıyorlar, usulsüzlüklere bulaşıyorlar ve merkezi yönetim de buna göz yumuyor. Ne zamana kadar? Ta 2023 yılına kadar. 2023 yılında bizim de belediye meclis üyesi olduğumuz dönemde mevcut yapmış olduğumuz incelemelerde, araştırmalarda Artuklu Belediyesi'nin mevcut yönetimin bir bütünü usulsüzlüklere bulaşmıştı. Bu usulsüzlüklerle beraber bizler bunları basın yoluyla, bizim özgür basın yoluyla bunları dektere ettik. Yani usulsüzlüklerin had safa, yani en uç noktasına kadar ulaştığını biz bunları somut delilleriyle ortaya döktük. Tabii bunun ortaya dökmeyle beraber artık bunun saklanamaz duruma geldiğinin farkına vardılar. Yani artık biz bunu hangi yöntemle çözebileceklerin tartışmasına gittiler ve nihayetinde kendilerine mevcut belediye, seçilmiş olan belediye başkanına alternatif bir başkan vekili seçtiler. Başkan vekili seçmeleriyle beraber öncesinden biz sadece belediye başkanıyla mücadele ediyorken, yolsuzlukla mücadele ettiğimiz gibi mevcut belediye başkanı, seçilmiş olan belediye başkanıyla mücadele ediyorken şu anki mevcut gelen yönetim bir bütün meclis üyelerini de kendi arasına alıp bir bütün, yani yolsuzluğa bulaşmış durumdadırlar. Kentin sorunlarından çok yolsuzlukları nasıl yapacaklarını tartışmasını yürütüyorlar ve onun üzerine de şu anda mevcut belediyenin kaynaklarını kendi bireysel aile çıkarları doğrultusunda 3 tane çetevari bir şirket oluşturmuşlar ve bu hepsini bu 3 tane şirket üzerinden belediyenin kaynaklarını oraya aktarıyorlar. Bizler geldiğimiz zaman biz bunlara kesinlikle ve kesinlikle son vereceğiz. Bizler şeffaf belediyecilik, bizler hesap verebilir belediyecilik anlayışıyla biz geleceğimiz için biz ayda bir belediyenin tüm gelirlerini ve giderlerini belediyenin binasına asacağız. Biz onun sözünü vermişiz halkımıza, kendimize sözünü vermişiz. Belediyenin tüm kaynaklarını kontrollü bir şekilde halka hizmet olarak geri dönüştüreceğiz. Aynı şekilde bizler sosyal, siyasal, ekonomik, sağlık, kültürel, gençlik ve kadın üzerinde birçok, çünkü o kadar eksiklikler var ki şehir merkezinde, kırsalda o kadar yani sıkıntılarımız, eksikliklerimiz var ki biz bunları komplesini bir bütün olarak projelendirmişiz. Bu projelerimizi de zaten halkımızla beraber ortaklaşıyoruz. Yönetimi devraldığımız zaman halkımızla beraber biz bu projelerimizi halkımızla beraber ortaklaştırıp hizmete dönüştüreceğiz. Yani bunu 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık, yani çalışmaların doğrultusunda biz ona göre, süresine göre de bu projelerimizi hayata geçireceğiz halkımızla beraber. Biz halkımıza bir tek çağrımız budur. İnsanlar, elbette ki Artuklu halkı bir bütün vicdanlı bir halktır. Kültürleri farklı olan bir halktır. Yaşam alanlarının farklı olduğu bir halktır.
şunu görmelerini istiyoruz. Yani hepimiz bu Artuklu'da beraber yaşıyoruz. Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla, Süryanisiyle beraber biz bu topraklarda beraber yaşıyoruz. Yaşadığımız gerçekten şu anki mevcut Artuklu yaşanabilir bir kent olmaktan çıkmış durumdadır. Ranto Dağı'na dönüşmüş çarpık bir kentleşme var ve turizmin önü kapatılmış durumda. Bizler geldiğimiz zaman bunu halkımıza sözü veriyoruz. Halkımızla beraber biz burada bu kentimize sahip çıkalım, elimizi vicdanımıza koyalım ve ya melunlara, çünkü belediyenin binasına şunu yazmışlar. Rüşveti alan da veren de melundur ve şu anda mevcut yönetim bir bütün olarak rüşvete bulaşmış durumdadır, usulsüzlüklere bulaşmış durumdadır. Ellerini vicdanlarına koymalarını talep ediyoruz ve bizlerle beraber yönetimi, bu yönetimi değiştirmelerini talep ediyoruz. En azından halkın yönetimi olan Artuklu Belediyesi'ne kendilerinin yönetime gelmelerini talep ediyoruz.